Evet arkadaşlar, Almanya'da ırkçılık var mı? Tabii ki ırkçılık aslında her yerde, özellikle yaşlı insanlarda, insanların zihninde var olan bir şey. Yani bu düşünce olarak var olan bir şey. Günümüz modern dünyasında uygulama olarak ırkçılığı ben açıkçası görmedim. Yaşayanlar vardır ya da bazı şeyleri insanların ırkçılık olarak algılayıp algılamaması da kişiden kişiye göre değişir. Tabii ki kendi memleketinden olan insanla yabancı bir ülkeden gelen bir insan aynı durumda değildir. Yani bu Türkiye için de böyledir, başka ülke için de böyledir. Ben şu anda çok fazla ırkçı dedikleri, ırkçı diye bilinen Doğu Almanya'dayım. Fakat henüz herhangi bir ırkçılık ibaresiyle karşılaşmadım yolda, okulda, dışarıda vesaire. Tabii ki dil bariyeriyle ilgili problemler yaşadım. Ama ırkçılık olarak algılayabileceğim herhangi bir şey burada yaşamadım. Çevredeki esnaftan duyduğum kadarıyla buralarda 2-3 sene önce çok az yabancı varmış ve yavaş yavaş buralardaki yabancı sayıları da artmaya başlamış. Özellikle işte Ukrayna'dan gelenler, işte Suriye'den gelenler vesaire vesaire. Burada çok fazla Türk yok Doğu Almanya'da. Yani yerleşik olarak Türk olduğunu sanmıyorum çok fazla. Benim görebildiğim bir işte dönerciler Türk. Ama böyle yerleşik insanlardan daha çok Arap görüyorum, Arap falan duyuyorum. Türkler de genellikle işte dediğim gibi dönerciler veya kalanları da çoğunluğu öğrenci burada Doğu Almanya'da. Zaten Doğu Almanya, Almanya'nın çok da gelişmiş bir bölgesi değil yani. Hem gelirleri daha düşük hem gelişmişlik açısından biraz geriler. Muhtemelen bu işçi göçlü olarak gelenler çok fazla buralara gelmediler. Ama dediğim gibi sanırım bu bir politika. Yani Almanya'da dengeli olarak göçmen dağılımını yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de son 3-5 yılda buralarda keskin bir değişim olduğunu söylüyor. Çoğu esnaf burada böyle söylüyor yani. Çok fazla da yeni gelmiş ve işe başlamış esnaf da var burada.